Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 12. sınıflarımızda okutulan kelam dersimizin 1. dönem sonu deneme sınavı yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi kelam ilminin ortaya çıkmasını destekleyen bir durum değildir diyor. Bakalım. Kur'an'da batıl inanç ve davranışlar ile fikri mücadele yollarına dikkat çekilmiş olması nedir? Kelamın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Kur'an'ın değişik din mensuplarının batıl inanç ve davranışlarını açıklayarak eleştirmesi de yine etkili olmuştur. Kur'an'ın inançla ilgili birçok meseleyi ele alması ve bu konuların akli delillerine temas etmesi yine etkili olmuştur. Kur'an'ın insanları gözlem yapmaya, varlıkları ve olayları yaratıcı açıdan düşünmeye davet etmesi de yine nedir? Kelam ilminin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. E'ye bakalım. Kur'an'da düşünüp akıl yürütme en doğru yol olarak vurgulandığı için felsefe ilminin ortaya çıkmış olması ise etkili olan durumlardan birisi değildir. Cevabımız Edirne. Yukarıdakilerden hangileri kelam ilminin ana konularıdır? Kelam ilminin 3 tane ana konusu vardı. Birincisi tevhid, evet. İbadet yoktu. Nübüvvet, evet. Muamelat değil, ahiret, evet. 1, 3 ve 5'in olduğu şıkkı bulmamız lazım. O da Bursa şıkkında kelam ilminin ana konuları tevhid, nübüvvet ve ahirettir. Kanalımızda sevgili arkadaşlar, kelam 12. sınıf oynatma listemize kelam dersiyle ilgili tüm üniteleri, ünite değerlendirme sorularını, yazılı hazırlık çalışma sorularını da bulabilirsiniz. Kelamla ilgili tüm merak ettikleriniz kanalımızda mevcut. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin temel amaçlarından birisi değildir? Bakın burada amaçlarını soruyor. Kişinin imanını taklit düzeyinden kurtarıp tahkiki bir iman derecesini yükseltmek kelam ilminin temel amaçlarının hatta en temel amacıdır. Diğer İslam ilimleri için sağlam bir inanç temelli oluşturmak yine kelam ilmimizin amacı. İslam'a yönelik şüphe ve itirazları akli ve nakli delillerle çürüterek İslam'ı savunmak nedir? Kelam ilmimizin yine amaçları arasındadır. İbadetlerin bilinçli ve ihlaslı bir şekilde yerine getirilmesi ise kelam ilmimizin değil, daha çok dini derslerimizde işliyoruz. Nedir? Temel dini bilgiler, fıkıh, akaid gibi derslerimizde bunları işlemeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla Denizli şıkkımız olmaz. Sapık düşünce sahiplerine karşı inanç esaslarını akli ve nakli delilleri korumak ve savunmak yine kelam ilmimizin temel amacıdır. Kelam alimleri tarafından İslam dininin iman esasları 6 madde halinde ele alınmıştır. Amentü'de ifade edilen bu esaslar alimler tarafından 3 başlıkta birleştirilmiştir. Yukarıdaki maddelerde yer alanlardan hangileri usul-i selase denilen 3 maddeyi oluşturmaktadır? İslam alimlerine sevgili arkadaşlar 6 tane iman esasını İslam alimleri 3 başlık altına toplamıştır. Çünkü bu 3 başlığa iman ettiğiniz zaman zaten 6'sına da iman etmiş gibi oluyorsunuz şeklinde alimler buna usul-i selase adı vermişler. İşte bu usul-i selasenin hangileri olduğunu bize soruyor. Tevhid var mıydı? Allah'a inanmak vardı. Peki uhuvvet değil, nübüvvet var mıydı? Vardı. Tevhide de artık koyalım. Meleklere iman, bir de ahirete iman. Aynı zamanda bunları bir önceki sorumuzda da görmüştük. Kelam ilminin temel konularıydı bunlar. Çünkü Allah'ın varlığına ve birliğine inandığınız zaman sevgili arkadaşlar, nübüvvet birincisi bu. Nübüvvete inandığınız zaman peygamberlere ne geliyordu? Kitaplar geliyordu. Kitapları kim getiriyordu? Melekler getiriyordu. Bakın 3 tanesi burada. Allah'ın varlığına ve birliğine inanan insan, peygamberlerine, kitaplarına inanan insan, ahirete iman eden insan, kaza ve kaderi de ne yapıyor? İman etmiş sayılıyordu. Cevabımız bu nedenle 1, 3 ve 5'in olduğu şık olması lazım. O da Denizli. Kelam alimlerinin en fazla başvurduğu akıl yürütme yöntemlerinden biri de görünene dayanarak görünmeyeni delillendirmeye ya da bilinenden hareketle bilinmeyeni tanımlamaya çalışmaktır. Bu yöntem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bilinenden bilinmeyene şeklinde. Gayb, deney, temsil, felsefe, tüme varım. Sevgili arkadaşlar, işte görünenden görünmeyene ya da bilinenden bilinmeyene harekete temsil denmektedir. Cevap Ceyhan. Kelam ilminin doğmasına zemin hazırlayan başlangıç devre eserlerinden olan Fıkh-ı Ekber adlı eser,
kime aittir? Hanefi mezhebinin temel kitabıdır değerli arkadaşlar. Fıkhı Ekber, o da İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye aittir. Cevabımız Adana. Kelam ilmiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. İslam inanç esaslarının ispatı nedir? Güç kazandırır. Doğru. İbadet ve ahlak kuralları ilgili itirazları karara bağlar. Bu nedir? Fıkıh ilmimizin sevgili arkadaşlar konusudur. Kesin deliller kullandığı gibi bazen de tabiattan örnekler verir. İslam esaslarına ve vahye bağlı kalarak akli yöntemleri kullanır. Evet, karşıt görüşlü kişi ve grupların ortaya attığı şüphevi itirazları da gidermektedir. Cevabımız Bursa. Kelam ilminin tarihi süreci 5 ayrı dönem halinde incelenmektedir. Aşağıdakilerden hangisinde bu dönemler doğru olarak sıralanmıştır diyor değerli arkadaşlar. Hazreti Peygamber dönemi, Mutezile mezhebin ortaya çıkışı, Ehl-i Sünnet mezhebin ortaya çıkışı, yeni ilmi kelam, ilk fikri hareketler ve ihtilaflar dönemi. Sevgili arkadaşlar, burada tabii ki ilk önce Hazreti Peygamber dönemini alacağız. Bu bir olacak, tamam mı? Daha sonra Peygamberimizden sonra ilk fikri hareketler ve ihtilaflar dönemi başlamıştır. Dolayısıyla buraya 2 diyeceğiz. İlk fikri hareketlerin akabinde hemen Mutezile mezhebi çıkmıştı, hatırlayın. Mutezile mezhebinin çıkışına 3 diyeceğiz. Daha sonra Mutezile'ye karşı olarak da Ehl-i Sünnet mezhebi ortaya çıkacak ve son olarak zaten yeni ilmi kelam olmuş olacak ki 1, 3, 4, 5, 2 bakın. 1 ilk başta olacak. Hepsinde 1 var. Baktığımız zaman. Daha sonra 5 olması lazım. Bu şıkkımız gitti. Bu şıkkımız da gitti. Diğer şıklarımız kaldı. 5'ten sonra sevgili arkadaşlar 2 gelmesi lazım. 2'nin geldiği yerse bakın denizli şıkkımız. 1, 5, 2, 3, 4 şeklinde denizli şıkkımız doğru. Yazdığı eserin adı Fıkhı Ekber. Onun terminolojisinde inanç konularını içeren ilmin adı olmuş ve sonraki dönemlerde usulüddin ve kelam ilminin karşılığı olarak da anılmıştır. İlk fikri hareketler döneminin en önemli ismi olan bu alimimiz kimdi? Fıkhı Ekber'in yazarı, Hanefi mezhebinin de kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife idi. Cevabımız Denizli. Kelam ilminin genellikle kullandığı bir yöntem olarak tek tek olgulardan genel önermelere varan, bilinen olgu ve olaylardan hareketle genel bir kuralı ya da sonuca ulaşan akıl yürütme. Neydi bu sevgili arkadaşlar? Bu şekilde gittiğini düşündüğünüz zaman parçalardan bütüne doğru buna tüme varım derdik. Cevabımız Edirne. Felsefi bir görüş olarak materyalizmi bütün biçimleriyle reddeden, biyoloji ve psikoloji disiplinler üzerinden gelen Darwinizm ve Freudizm akımlarının eleştirilerini cevaplayan, yeni felsefi akımları İslam esasları açısından eleştiren, tabii bilimlerden yararlanarak Allah'ın varlığını kanıtlayan, İslam'ın inanç ilkelerini açıklayan bir disiplin haline gelmiştir. Yukarıda döneminin özellikleri sıralanmış olan ve 19. yüzyıldan günümüze kadar geçen süreyi kapsayan kelam ilmi. Sevgili arkadaşlar zaten günümüze kadar dedikten sonra ya da 19. yüzyıl dedikten sonra ya da Freudizm, Darwinizm diye sorularda cevapları görürseniz bu ilim dönemine yeni ilmi kelam dönemi denilir. O yüzden cevabımız Denizli'dir. Kelam ilmiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Kelam ilmi iman esaslarını belirlemek için aklın ilkelerini kullanır. Sevgili arkadaşlar haşa böyle bir şey olmaz. Çünkü iman esaslarını şari dediğimiz Allah belirlemiştir. Peygamberimiz de öğretmiştir. Yani kelamın böyle bir amacı yoktur. Kelam ilmi gayb alemi ve inanç alanı ilgili konularda vahyi esas almaktadır. Doğru. Kelam ilmi fiziki alemle ilgili duyu organlarının verilerinden faydalanır. Doğru. Kelam ilmi inanç esaslarının ispatı ve açıklamasını aklı ön planda tutmaktadır. Kelam ilmi vahiy ile aklın uyumunu sağlayarak itikad esaslarını açıklar, ispat eder. Yani burada belirlemez gördüğünüz gibi cevabımız Adana. Kelam ilmi İslam inanç esaslarını naslardan hareketle belirler ve bu esasları akli yöntemlerle temellendirip destekleyen açıklamalar yapar. Kelam alimleri tarafından İslam dininin İman esasları 6 madde halinde ele alınmıştır. Amentü'de ifade edilen bu esaslar alimler tarafından 3 başlıkta birleştirilmiş ve bunlar da usul-i selase yani tevhid, nübüvvet ve ahirete iman denilmiştir. İslam alimleri kelam ilmini tanımlarken bu 3 esası özellikle zikretmeye
ne yaptılar? Özen gösterdiler. Peygamberliğin imkanı, diğer peygamberlerin risaleti, vahiy, ilahi kitaplar, Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ispatı konuları, yukarıdaki paragrafta belirtilen usulü selasenin hangi başlığı altında ele alınmıştır? Ne demiştik? Tevhid, Allah'ın varlığı, birliği, nübüvvet değerli arkadaşlar. Bakın nübüvvet nedir? İşte Hz. Muhammed, peygamberlik, vahiy, peygamberliğin ispatı, nübüvvetle ilgili konularda cevabımız Bursa. İslam düşünce tarihinde kelam ilminin yoğunlaştığı en önemli mesele tevhid inancını oluşturmuştur. Allah'ın varlığı ve birliği. Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin öncelikli bir konusu değildir tevhid inancına göre? Allah'ın fiilleri, Allah'ın varlığı, birliği, Allah'ın varlığının delilleri, Allah'ın sıfatları. Bakın bunların tamamı tevhid inancı için önemlidir. Çünkü Allah'ı biz sıfatları, isimleri ve varlığını, birliğini biz oradan biliriz. Ancak Allah'ın isimlerinin delilleri tevhid inancının içerisinde yer almaz. Yeni ilmi kelam döneminin Türkiye'deki en önemli temsilci sayılan ve yeni ilmi kelam adlı eseri kaleme alan kelam alimi sevgili arkadaşlar, baktığımız zaman İsmail Hakkı İzmirlidir. Yeni ilmi kelam adlı eser onundur. Cevap Edirne. Yok olmaz, varlığı süreklidir, varlığı zorunludur, varlığı hiçbir sebebe muhtaç değildir. Bu özelliklerden yola çıkarak kelamcılar Allah'ın varlığını ne olarak nitelerler? Tabii ki zorunlu olan, vacip olandır. Dolayısıyla cevap Deniz'di. Bakın, varlığını vacip olarak, varlığı hiçbir sebebe muhtaç olmadığı için, yok olmaması, varlığının hem beka hem kıdem, değil mi? Allah'ın sıfatları. Dolayısıyla buna vacibül vücub denilir. O da Deniz'de şıkkında var. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarından birisi değildir? Dinin inanç ilkelerini akıl doğrultusunda temellendirip açıklamak vardır. İslam inanç sisteminin sarsmayı amaçlayan akımlarla mücadele etmek vardır. İnanç alanında ortaya çıkan şüphe ve tereddütleri çürütmeye çalışmak, zamanla oluşan hurafe ve batıl inançları tespit ederek onları savunmak demiş. Belki onları yok etmek dese daha mantıklıydı. İslam inancına yönelik içeriden ve dışarıdan yapılabilecek olan itirazları cevaplamak. Cevabımız Denizli. Doğru haberin kaynaklarından biridir. Yalan üzere birleşmelerini aklın imkansız gördüğü bir toplumun rivayet ettiği haberlere ne diyorduk? Mütevatir haber. Yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir toplumun bizlere aktardığı Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizin sahih sünnetine ne diyoruz? Mütevatir haber diyoruz. Cevap Ceyhan. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra başlayıp Hicri 1. asrı içine alan süreç kelam ilminin doğmasına zemin hazırlamıştır. Bu dönemde yaşanan siyasi olaylar ve ihtilaflar nedeniyle ortaya çıkan büyük günah işleyenin durumu, iman-amel ilişkisi, kader meselesi, insan fiilleri ve hilafet gibi meseleler, inançla ilgili bazı tartışmalar ve farklı yeni yorumları da beraberinde getirmiştir. Böylece başta kelam ilmi olmak üzere diğer dini ilimlerin ortaya çıkış süreci de başlamıştır. Kelam ilminin tarihi süreciyle ilgili yukarıdaki bahsedilen döneme sevgili arkadaşlar, yukarıda buna benzer bir soru vardı. Hazreti Peygamber dönemi değil, ondan sonraki ilk fikri hareketler dönemi denmektedir. İşte bu dönemde yukarıdaki pek çok tartışma gerçekleştirilmiş ve mezheplerin doğmasıyla bunlar hala sürüp devam etmiştir. Kelam ve felsefe ilimleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kelam ve felsefe. Felsefe aklın verilerini, kelam ise temel kaynak vahyin esaslarını ele alır. Doğru. Felsefeden farklı olarak kelam ilmi ele aldığı konularda din eksenine yaklaşır. Doğru. Felsefe ve kelamın bilgi kaynakları haberi sadık, havası selimi ve aklı selimdir. Hayır sevgili arkadaşlar, burada haberi sadık, havası selime, sağlam duyu organları ve aklı selim kelamın kaynakları ancak felsefenin değildir. Cevap Ceyhan. Felsefede kelam gibi varlıkların başlangıç ve sonlarına, yani mebde ve meattan bahseder. Kelam ilmi metot bakımından meseleleri sadece akılla çözmeye çalışan felsefeden ne yapar? Ayrılır, naklide kullanılır. Cevap Ceyhan.